Fahrettin Yokuş. Buyurun, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde asgari ücret konusu uzun yıllardır tartışılan bir konu. Yine hepinizin bildiği gibi bir seçim öncesi asgari ücretliye 400 lira birden zam yapılıp yapılmaması büyük tartışma konusu olmuştu. Ama sonra görülmüştürdü ki 1000 liradan 1400 liraya asgari ücret çıkarılabilmişti. Bugün yine gündemimizde enflasyonun %25'lere vardığı, faizlerin %40'lara dayandığı, ekonominin taban yaptığı, alım gücünün %40 zayıfladığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte asgari ücretlimiz şu anda tabiri caizse inim inim inliyor. Henüz yeni yıla 1,5 ay var. 1,5 ay sonra asgari ücret komisyonu toplanacak. Yine her zaman yapıldığı gibi işveren itiraz edecek. Hükümet arayı bulmaya çalışacak. Sonunda işverenin dediği olacak. Değerli milletvekilleri, aslında asgari ücret konusunu çok kolay çözebiliriz. Eğer işveren payını yarı yarıya düşürürsek, eğer işvereni bir kısmen rahatlatabilirsek, primleri düşürebilirsek, eğer kayıt dışı istihdamla samimiyetle mücadele edecek bir yönetim anlayışı olabilirse, asgari ücret bu şartlar altında rahatlıkla yeni yılda en az 2000 liraya çıkabilir. Ama bu iradeyi koyabilecek bir siyasi iktidara ihtiyaç var. Çünkü yönetim kabiliyetini kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen, hele hele başkanlık, yarı başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denilen, daha hiçbirimizin anlayamadığımız, kavrayamadığımız bir yönetim anlayışıyla zaten asgari ücretliye de iktidarımız derdine çare bulamaz. Bulması da mümkün değildir. Çünkü iktidarımızın işi gücü rantiye. Şimdi duymaya başladık. Efendim, konut sektörü sıkıntıdaymış. Efendim, yapılan on binlerce konut müteahhitlerin elinde kalmış. E ne yapalım? Bu müteahhitleri kurtaralım. Devlet satın alsın. Devlet para versin. Hem bankalar kurtulsun, hem müteahhitler kurtulsun. E kardeşim, asgari ücretli ne olsun? O beklesin. 3600'ü bekleyenler, memurlar, onlar da beklesin. Emekliler, onların adı yok. Çiftçi zaten perişan. Şu girdiler, önümüzdeki yıl ekimleri neredeyse %100 düşürecek. Ama iktidarın böyle bir derdi yok. Çünkü kafa ancak rantiyeye çalışıyor. Dedik ya, yönetim kabiliyetini kaybetmiş. Sayın Cumhurbaşkanı işaret buyuracak. Her konuda bütün yetkiler onda olacak. Yazık ya. Hiç mi sizde acıma duygusu yok? Bir insan bütün yükü nasıl taşır? Allah aşkına. Ve biz burada şunları söylüyoruz. Kardeşim, eğer bu meclise yarın
Bütçe geldiğinde %26 oranında Cumhurbaşkanı'na zam yapacaksanız ve bu meclisten o geçerse, aynı oranda asgari ücretliye vermezseniz, aynı oranda zammı memura vermezseniz, asgari ücretliye vermezseniz, vallahi hiç kusura bakmayın, sadece bu dünyada değil, öteki dünyada bile elimiz iki yakanızda olur. Adalet olacak, adalet beyler. Öyle yağma yok. Eğer bu ülkede hak, hukuk, adalet gelecekse herkese... Toparlayın Sayın Milletvekili. Buradan hükümeti uyarıyorum. Hükümeten her dediğini yapan, aslında bir gerçekten meclis, güya vekillerimiz, AK Partili vekillerimiz kendileri kanun çıkartıyor zannediyorlar. Hükümetten geliyor, burada imzalayıp bizim önümüze getiriyorsunuz. Aslında bu oyunu bozmamız lazım. Bu meclisin iradesi önce bu oyunu bozması lazım. Hükümet mi yasa tasarısı yolluyor burada, biz mi hazırlıyoruz? Bunu yiğitçe şurada söyleyecek bir AK Partili milletvekili bekliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.